Sevgili ebeveynler, Ebeveyn YouTube kanalına hoş geldiniz. Bugün bu videoda Koç burcu ebeveynlerin özelliklerini konuşacağız hep beraber. Eğer ki bebeğiniz Koç burcuysa bunun için ayrı bir videomuz var. Ona gidebilirsiniz. Buraları bir yerlere ekliyoruz. Evet, Koç burcu ebeveynlerin özelliklerini konuşacağız beraber. Kimler Koç burcudur? 21 Mart 19 Nisan arası doğumlu olan herkes Koç burcudur. Her sene güneşin geçişi itibariyle birkaç saat önce, birkaç saat sonra olabilir. O yüzden 20 Mart doğumluysanız, 20 Nisan doğumluysanız, burcunuzu bilmiyorsanız yine de kontrol etmenizi tavsiye ederim. Evet, Koç burcu bebeveynler. Koç burçları zodyağın ilk burçları arkadaşlar. Oldukça aktif, dinamik ve başlatma enerjisi yüksek olan bir burç. O yüzden Koç burcu ebeveynler hayatta birçok şeyi nispeten erken yaşta yapan, birçok şeyi hızlıca başlayan, heveslerini ortaya koyan, kim olduğunu, ne olduğunu çok daha iyi bir şekilde erken yaşta keşfeden kişilerdir. Birey olmak ve benliğini keşfetmek Koç burçları için her zaman çok önemlidir. O yüzden eğer ki bir Koç burcu ebeveynseniz, kendinizin mutluluğu, sizin mutlu olmanız, mutlu bir aileye sahip olmanız için birinci şart. Yani önce bir odaklanayım, kendimden özverili davranayım, kendimden bir şeyler vereyim, ödünler vereyim diye davranmak çok da sizin tarzınız değil. Öncelikle kim olduğunuzu, ne istediğinizi ve sizi mutlu eden şeyleri keşfetmeye bakın ve kendinize her zaman biraz zaman ayırmaya özen gösterin. Çünkü Koç burçları ben demekle ilgilidir. Eğer siz iyiyseniz aileniz ve yuvanızda ve çocuklarınızda iyi olacaktır. İkincisi ise Koç burçları birazcık daha inatçı olabilir. Koç burcu ebeveynler de bu anlamda inatçı olan, kendi lafını geçirmek isteyen, bazen özgürlüğüne ihtiyaç duyan yapıda olacaktır. O yüzden eğer ki Koç burcu bir ebeveynseniz, ailenin içinde birazcık benim sözüm geçsin, hayır senin sözün geçsin gibi ufak tefek inatlaşmalara açık olacaksınızdır. Aynı zamanda macera isteyen, hareket isteyen, daha doğrusu macerayı burada yanlış bir kelime olarak kullanmak istemem, dinamik bir yapı isteyen bir ruh halini gösterir bize Koç burcu. Bu da demek oluyor ki aslında daha fazla böyle planlar, programlar, beraber bir yerlere gitmek, beraber planlar yapıyor olmak, dışarıda ve aktif olmak sizler için önemli olacaktır. Bazen bireysel anlamda kendinize zaman ayırmak istersiniz. O yüzden arkadaşlarınıza, sosyal çevrenize ve kendinize zaman ayırmak önemli olacaktır. Koç burcu ebeveynler biraz daha böyle kendi özgürlüklerine düşkün olduğu için, hareket ettikleri her türlü alandan çok beslendikleri için spor yapmak, yürümek, beraber bir planlar yapıyor olmak sizin için önemli olacaktır. O yüzden belki çocuklarınızla ileride yaşları büyüdüğü zaman, yaşları tuttuğu zaman beraber yaptığınız spor aktiviteleri, beraber dışarıya çıktığınız planlar, oyunlar çok daha hoşunuza gidecektir. Yani beraber böyle kafa kafaya aynen çocuğunuzun bir arkadaşı gibi davranabilirsiniz. Özgür ruhlu olduğunuz için onlara da destek olabilirsiniz gibi duruyor. Siz de böyle çok güçlü ve sert bir otorite figüründen çok her zaman dertleşebildiği, her zaman dost olabildiği, arkadaş olabildiği bir figür olarak görecektir. O yüzden bazen otoritenizi sergilenmeniz gerekebilir. Sınırları doğru çizmeniz gerekebilir. Arkadaşlıkla ebeveynlik arasındaki sınırları doğru çizmeniz gerekebilir. Siz biraz sabırsız yapıdasınız. Çocuğunuz eğer ki sizin gibi böyle ateş elementi yüksek biri değilse, Koç, Aslan ya da Yay burcu değil ise ya da haritasında bunlar güçlü değil ise çocuğunuz sizin hızınızı yakalayamayabilir. O yüzden çocuğunuza kendi hızında ilerleme izni vermenizde fayda var. Belki sizin kadar hızlı bir şeyleri kavramayacak ya da değişimi sizin kadar çok sevmeyecektir. Böyle bir durumda çocuğumuza birazcık alan ayırmakta fayda olacak her zamanki gibi. Evet, Koç burcu ebeveynler, öncelikle ailenizin ve çocuğunuzun mutluluğu için kendinize zaman ayırmayı unutmayın. Herkese alan ayırın, kendi hızlarında ilerlemelerine yardımcı olun ve hayatınızdan aktif, dinamik yapılacak aktiviteleri eksik etmeyin. Başka videolarda tekrardan görüşmek üzere, sevgiler.